Selamlar. Yürütme etkinliğiyle devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden doğru olana D, yanlış olana Y harfi yazıyoruz biliyoruz ki. Evet. 82 Anayasası'na göre yürütme cumhurbaşkanıdır. Doğru mu? Evet, doğru. Yürütme cumhurbaşkanıdır. Doğru arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü birliğini temsil eden kimdir? Cumhurbaşkanıdır. 2017 Anayasa değişikliğiyle yürütme organı dualist yapıdan monist yapıya, yani çift yapıdan tek yapıya dönmüştü. Önceden Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu vardı. 2017 Anayasa değişikliğiyle Bakanlar Kurulu artık kaldırıldı. Yürütme tek başına kim o? Cumhurbaşkanı. 2017 düzenlemesiyle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini söylemiştik zaten. Devam. Cumhurbaşkanı seçilme yaşı 40 olarak belirlenmiştir. Acaba doğru mu? Cumhurbaşkanının 40'ını uçurması gerekiyor demiştik. Evet, doğru. Cumhurbaşkanı seçilme yaşı 40'tır arkadaşlar. Peki vekil seçilme yaşı kaçtı? O 18'di. Cumhurbaşkanı seçilme yaşı 40'tı. Başka ne şartı vardı Cumhurbaşkanı olmanın? Türk vatandaşı olacak, 40 yaşı doldurmuş olacak, yüksek öğrenim mezunu olacak, vekil seçilme yeterliliğine sahip olacak demiştik. Peki, bu şartları taşıyan kişiler arasından kimler aday gösterebiliyordu? Siyasi parti grupları, en az 100 bin seçmen, son yapılan genel seçimlerde geçerli oylar toplamı birlikte ya da ayrı hesaplandığında %5'i aşan partiler Cumhurbaşkanlığına aday ne yapabiliyorlardı? Gösterebiliyorlardı arkadaşlar. Devam. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan seçilme yaşı 40 olarak belirlenmiştir. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü bak şimdi şurada kafa karıştıran olay ne? Cumhurbaşkanı 40, yardımcısı 40. Hayır. Yardımcısı 18, vekil seçilme yeterli. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olma yaşı 40 değildir arkadaşlar. Kaçtı? 18 yaştır. Vekil seçilme yeterliliğine sahip olan kişiler arasından geliyordu. Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı 2017 anayasa değişikliğiyle getirilmişti. Ve şöyle söylemişti. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir demişti. Cumhurbaşkanına vekalet etme yetkisi kimdeydi peki? O da yine cumhurbaşkanı yardımcısındaydı. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar kime karşı sorumluydu? Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları atayan kimdi? Cumhurbaşkanı. Görevlerine son veren kimdi? Cumhurbaşkanı. Tamam, devam. En az 50 bin seçmen Cumhurbaşkanlığı aday gösterebilir. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü en az 50 bin seçmen değil, en az kaç olacaktı arkadaşlar? En az 100 bin seçmen Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilir demiştik. Haydi devam o zaman. Geldik. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir birlikte yapılır. Evet, doğru. 2017 anayasa değişikliği ile birlikte artık seçimler, yani genel seçimler ya da TBMM seçimleri dediğimiz seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri artık birlikte yapılıyor arkadaşlar. 5 yılda bir yapılıyor. Bizde yerel seçimlerde 5 yılda bir yapılıyor. Baktığımızda seçimler neredeyse hep ne olmuş? 5 yılda bir yapılır hale gelmiştir, tamam mı? Peki Cumhurbaşkanı'nı kim seçiyordu? Halk seçiyordu. Cumhurbaşkanı yardımcısını, bak 6. sorunu söylüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı halk tarafından seçilir. Şimdi 2017 düzenlemesiyle Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı geldi de biz hiç Cumhurbaşkanı yardımcısı seçtik mi? Hayır. Görevde Cumhurbaşkanı yardımcısı var. O zaman onu kim atadı? Cumhurbaşkanı. Bu ifade yanlış. Tamam. Cumhurbaşkanı yardımcısını halk seçmez. Kim atar? Cumhurbaşkanı atar. Ve Cumhurbaşkanı makam boşaldığında Cumhurbaşkanı ait yetkileri kim kullanır? Cumhurbaşkanı yardımcısı kullanır arkadaşlar. Tamam mı? Şeyi de hatırlayalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı demişken. Şimdi meclis soruşturması kapsamında biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanlar Yüce Divan'a ne yapabiliyorlardı? Sevk edilebiliyorlardı. Haklarında suç işlediği iddiasıyla bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun yani en az 301 vekilin vereceği önergeyle meclis soruşturması açılması istenebilir. Önerge verilir. Tamam mı? Sonra bu önerge soruşturma açılsın önergesi. En az 3/5 360 vekile meclis soruşturması açılması kararı çıkar. En az 2/3 yani 400 vekile de nereye sevk edilirler? Yüce Divan'a sevk edilirler. Bunu da hatırlamış olduk. Devam. 7. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Evet, doğru arkadaşlar.
Eskiden kanunlaydı. 2017 düzenlemesiyle, bu da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oldu. Ne demiştik konuda? Mutluluk Bakanlığı kuracaktık. Ne olacaktı? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceğini söylemiştik. 8. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Evet, doğru. Genelkurmay Başkanı, hemen bir bakalım. Arkadaşlar, Genelkurmay Başkanı atayan kimdi? Cumhurbaşkanı. Ama sorumlu olduğu kim, neresi? Milli Savunma Bakanlığı. Peki, başkomutanlık sıfatı sembolik olarak Cumhurbaşkanı'na ait. Ama savaş durumunda başkomutanlığı Cumhurbaşkanı namına kim kullanıyordu? Genelkurmay Başkanı kullanıyordu. Ve kuvvet komutanlıklarımız da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Doğru. Peki, baktığımızda Emniyet Genel Müdürlüğü nereye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Bu bilgiyi de unutmayın. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da nereye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı arkadaşlar. Milli güvenliğin sağlanmasından Milli Güvenlik Kurulu sorumludur. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü arkadaşlar, Milli Güvenlik Kurulu, Milli Güvenlik Siyasetinin tayiniyle ilgili görüş veren bir güvenlik kurulu. Milli güvenliğin sağlanmasından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından Milli Güvenlik Kurulu değil, Cumhurbaşkanı sorumludur demiştik. Tamam mı? Bu ifadeye dikkat. Çünkü bak, bayağı yakışıyor. Milli Güvenlik, Milli Güvenlik Kurulu, bu ifadeye dikkat. Milli Güvenlik Kurulu karşıma 1961 Anayasası'yla çıkmıştı. Milli Güvenlik Kurulu'na kim başkanlık ediyordu? Cumhurbaşkanı. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini kim belirliyordu? Cumhurbaşkanı. Milli Güvenlik Kurulu kaç ayda bir toplanıyordu normal şartlarda? 2 ayda. Milli Güvenlik Kurulu'nun teşkilat ve görevleri neyle düzenleniyordu? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. MGK Genel Sekreteri, MGK üyeleri arasında yer alıyor muydu? Hayır, yer almıyordu. MGK üyelerimiz kimlerdi? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, 4 tane de bakan vardı. Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz Kuvvet Komutanları vardı. Jandarma Genel Komutanı MGK üyeleri arasından 2017 Anayasa değişikliğiyle çıkarılmıştı. Ona bay bay demişlerdi. O zaman soruya diyoruz ki sana bay bay. Haydi devam. Devlet Denetleme Kurulu yargı organlarını denetleyemez. 2017 düzenlemesiyle dendi ki Devlet Denetleme Kurulu, önce neydi bir hatırlayalım. Devlet Denetleme Kurulu, idarenin hukuka uygunluğunun ve verimliliğinin sağlanması amacıyla denetleme yapan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kuruldu arkadaşlar. 82 Anayasası'yla benim karşıma çıkmıştı Devlet Denetleme Kurulu. Devlet Denetleme Kurulu denetlemeleri yaparken eskiden diyordu ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı organlarını denetleyemez. 2017 Anayasa değişikliğiyle artık Devlet Denetleme Kurulu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni denetleyebiliyor. Denetleyemeyeceği tek yer neresi? Yargı organları, yani mahkemeleri ne yapamaz diyor, denetleyemez. Doğru mu? Evet, doğru. Tamam. Cumhurbaşkanı'na yönetmelik çıkarma yetkisi 2017 Anayasa değişikliğiyle tanınmıştır. Evet, doğru. Önceden çıkaramıyordu. 2017 düzenlemesiyle artık Cumhurbaşkanı da çıkarabiliyor. Peki kimler yönetmelik çıkarabilir? Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkarabilir. Hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanacağı kanunla belirlenir? Ülke çapı yönetmeliklerin yargısal denetimini Danıştay yaparken, bölge çapı yönetmeliklerin yargısal denetimini yapan kimdir? İdare mahkemesidir arkadaşlar. Tamam mı? Devam. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Evet, doğru. MGK'ya başkanlık eden kim dedim biraz önce? Cumhurbaşkanı. Ya Cumhurbaşkanı katılamazsa, o zaman Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri MGK'ya ne yapacak? Başkanlık edecek arkadaşlar. Şu anda bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Birden fazla olursa diye söyledim. Devam. 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'na vekalet etme yetkisi meclis başkanınadır. Yanlış. Niye? Arkadaşlar bak, 2017 Anayasa değişikliğinden önce öyleydi gerçekten. Cumhurbaşkanı'na vekalet eden meclis başkanıydı. 2017 Anayasa değişikliği dedi ki meclis başkanı bay dedi, Cumhurbaşkanı yardımcısı gel dedi. Artık Cumhurbaşkanı'na vekalet eden Cumhurbaşkanı yardımcısıdır arkadaşlar. Peki birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı varsa neydi? Hastalık ve yurt dışı seyahat durumlarında birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı varsa diyor ki Cumhurbaşkanı, ben iyileşene kadar sen bak. Kendi belirliyor yani. Makam boşalmışsa, istifa etmişse, ölmüşse en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanı'na vekalet eder demiştik. Devam. Olağanüstü hal en fazla 6 ay yana Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir. Evet, doğru.
Arkadaşlar, tehlikeli salgın hastalık, doğal afet, kamu düzeninin bozulması, savaş, savaş ve benzeri haller, Cumhuriyete yönelik eylemli kalkışmalı gibi durumlar varsa Cumhurbaşkanı tarafından en çok 6 aylığına olağanüstü hal ilan edilebiliyordu. Ülkesel de olabiliyordu, bölgesel de olabiliyordu. Meclis kararıyla 4 ay bu süre ne yapabiliyordu? Uzatılabiliyordu. Savaş durumları hariç demiştik. Peki, ifade doğru mu? Doğru. O zaman haydi devam. Geliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir. Doğru. Başkomutanlık sıfatı Cumhurbaşkanı'na aittir arkadaşlar. Savaş durumunda Cumhurbaşkanı namına bu yetkiyi kim kullanıyor? Genelkurmay Başkanı kullanıyor. 16. Siyasi parti grupları, bir duruyorum. Siyasi parti grubu neydi? Mecliste bir siyasi partiyi temsil eden en az 20 milletvekilinden oluşan yapıydı. 2017'den önce siyasi parti grupları Cumhurbaşkanlığı'na da gösteremiyordu. 2017'de anayasa değişikliğiyle artık siyasi parti grupları da Cumhurbaşkanlığı aday gösterebilir. İfadem doğru mu? Evet, ifademiz doğru arkadaşlar. Tamam. Siyasi parti ile siyasi parti grubu arasında ne fark vardı? Siyasi parti 30 Türk vatandaşının bir araya gelmesiyle kurulabiliyordu. Siyasi parti grubu mecliste bir siyasi partiyi temsil eden ve en az 20 milletvekilinden oluşan yapıydı. Siyasi parti grupları Cumhurbaşkanlığı aday gösteremez demiş. Özür diliyorum, bak ben orayı yanlış çizdim arkadaşlar. Siliyorum hemen şurayı, tamam mı? Siyasi parti grupları Cumhurbaşkanlığı aday gösteremez diyor. Doğru mu? Yanlış. Çünkü gösterebilir. Nereye aday gösteremez peki siyasi parti grupları? Meclis başkanlığına siyasi parti grupları aday gösteremezlerdi. Devam. Türk hukukunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanmaktadır. Aynen öyledir. 2017 anayasa değişikliğiyle artık Türk hukukunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanıyor. Kuvvetler birbirinden nasıl? Ayrı arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereğince Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin üyesi ya da kurucusu olabilir hale gelmiştir. 18. Milletler arası anlaşmaları Cumhurbaşkanı onaylar ve yayımlar. Evet, doğru. Milletler arası anlaşmalar normlar hiyerarşisinde kanunlara denkti ve şöyle söylenirdi. Usulüne uygun yürürlüğe giren milletler arası anlaşmalar kanunlara denktir. Usulü ne? Meclis uygun bulma kanunu çıkarıp milletler arası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin uygun bulma kanunu sunuyor. Cumhurbaşkanı da ne yapıyor? Anlaşmayı onaylıyor ve yayımlıyor demiştik. O zaman devam. Geliyoruz. Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Yanlış. Çünkü artık eskiden de kanunla düzenleniyordu. 2017 anayasa değişikliğinden sonra artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. Peki Devlet Denetleme Kurulu neyi denetleyemiyordu sadece? Yargı organlarını denetleyemiyordu. Onu da görmüştük. Devlet Denetleme Kurulu kime bağlı çalışıyor? Cumhurbaşkanına bağlı çalışıyor arkadaşlar. 20. Hakkında meclis soruşturması açılan Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alamaz. Evet, doğru. Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alamaz arkadaşlar. Tamam mı? Peki soruşturma açıldı. Sonunda nereye sevk edilir Cumhurbaşkanı? Yüce Divan'a. Yüce Divan kimdir? Anayasa Mahkemesi'dir. Tamam mı? Bitti zaten. Yürütme etkinlikleri de yapıp şöyle küçük bir toparladık birlikte. Şimdi sıra sizde. Yürütme ellerinizden öper. Ben de size sevgilerimi yollar ve ben sizinle görüşürüm. Bu nasıl bir Türkçe? Türkçe böyle katlediliyor işte. Özür dileyerek başa sarıyorum ve diyorum ki kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah böyle sıkılmadan bütün soruları çözersiniz. Böyle tikleri atarsınız, atarsınız, atarsınız. Vay be dersiniz. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.